Herkese merhaba Futbol Menajer Mobile Türk Yücü Münçen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sıradaki maçımız Dortmund. İlk maçımızda her tabelline 1-0 mağlup olmuştuk deplasmanda oynadığımız karşılaşmada. Okan Koçuk transferimiz sağlık sorunları nedeniyle gerçekleşmemişti. Ee, tekrardan teklifte bulunalım mı yoksa başka bir kaleciye mi yönelim? Yöneleli, yönelelim. Abi cümleyi kuramadım. Ee, kiralık listesindeki oyunculara bakalım. Belki kiralık listesine yeni bir kaleci gelmiştir. Evet Osman Çetin var. İlgimizi çeken bir oyuncu değildi. Bu Kayseri Spor'dan geçen sezon kiraladığımız oyuncuya ne olmuş lan? Başka takıma mı gitmiş o? Tabi bizi bekleyecek değil adam gitmiş olabilir. Ee, neydi onun adı? Evet Doğan Alemdar hala duruyor ama kiralık listesinden kaldırmışlar bu oyuncuyu. Yani teklifte bulunalım mı abi? Doğan Alemdar'a Berk Balabanla devam edeceğiz artık yapacak bir şey yok güzel kaleci bulamadık bir tane yedek lazım yani Berk Balabanla eşit ya da ondan biraz düşük Doğan Alemdar geçen sezon aslında çok işimizi de görmedi ne yalan söyleyeyim 12 maçta oynatmış geçen sezon 18 gol yemiş 6.88 ortalama ile oynamış. Bir tane kaleci vardı dikkatimizi çeken. Onu da gitti espanyol aldı. Bayram Kılıç Ankara Spor'dan alabileceğimizi düşündüğümüz bir kaleciydi. Abi şu kaleci şeyine ben bir daha yönelmek istiyorum. Araştırmasına bir daha girmek istiyorum. Şuradan değer diyelim. 5 milyon değerindeki kalecilere bakalım abi Türk kalecilere. Evet listenin başında Berke Özer var. Berke Özer'i istemiyorum abi. Ya da istedim de alamamış mıydım? Çok paramı istemişti. Ne olmuştu? Kulüpten ayrılmasını istemiyorsunuz. 6.5 milyon euro istiyorlar. 4.3 Abi şunu şey yapacağım ya. %20 pay lan sonraki satıştan. 4 milyona verin bana. Lan payı yükselttim. Yine 6.5 istiyorlar ya. 4.5 Yine kabul etmediler. 5 6 milyona indi. 5.5 Beş dedik. Tekrardan kabul ettiler. Evet abi. Berke'yi alalım. Az kalecimiz Berke yapalım. Emre bilgini çok istedik abi. Şu özelliklere bak ya. Şu oyuncuyu nasıl katamıyoruz biz kadromuza. Vallahi billahi. Fiyat soruştur. Yedi buçuk. Yüzde yirmi beş pay. Kabulüm. Kabulüm. Şartları öner. Anam. Kabul ettiler lan. Vallahi daha öncekilerde niye kabul etmiyordu abi? Yüzde yirmi beş payı ben kabul etmiyordum ama ben bu oyuncuyu abi oyun bitene kadar kalecim olarak kullanırım. Büyük ihtimal. Berke'yi reddediyoruz abi. Emre Bilgin'e teklifte bulunuyoruz. Şu minimum serbest kalma bedelini iptal ediyoruz. Düşerse 3 milyonu iptal ediyoruz. İmza parası tamam abi 415 okey. Maaşı yükseltelim. Çünkü minimum serbest kalmayı falan kaldırdık. 400 bin verelim yıllık. Şartlarını önerdik kabul etti. 7,5 milyon euro e, artı sonraki satıştan %25 paylık teklifle Emre Bilgin'e teklifte bulunduk. İnşallah sağlık kontrolünde falan sıkıntı yaşamaz ve kadromuza katarız. Ee, abi çok evet yanıtla imzalansın tamam abi. Hayırlı olsun. Daha önceden kadromuza kiralık olarak kattığımız bir isimdi. Ben iki sezon falan kadromuzu da tuttuğumuzu zannediyordum. Ama iki sezon kiraladığımızı sanıyordum. Ama bir sezon olarak gözüküyor burada. Yani e, Türk Gücü Münçen tarihimizin en yüksek bonservis bedelini vermiş olduk. Böylelikle e, Türk Gücü Münçen tarihinin en yüksek bonservisle transfer edilen topçusu Emre Bilgin biraz aynı kelime iki kere, cümleyi iki kere kullanmış gibi oldum ama söyleyecek bir şey bulamadım. Yani Yusuf Yazıcı'ya bile bu kadar fiyat para vermemiştik. Yani şuradan bakalım abi Yusuf Yazıcı'ya kaç para vermişiz. Geçmiş 5.75 vermişiz. Yani evet direkt kaleye Emre Bilgin'i geçiriyoruz. Daha önceden yedek olarak düşündüğümüz Emre Bilgin artık az kalecimiz oldu. Hayırlı uğ uğurlu olsun diyelim. Evet sıradaki maçımız Dortmund'la zor maç. Gerçekten zor maç. Şuradan e, taktiklerden şey yapalım. Kontraya çekelim abi. Disiplinli olalım. E, her yerde presimiz devam etsin. Pastaşma tarzımızı karışık yapalım. Devam diyelim. Emre numara istiyor. Bir numarayı veremiyoruz maalesef. Balaban'a vermişiz. 99 numara yapalım o zaman. Emre Bilgin'e 99 numarayı verdik. Şuradan ben geçen maçta şu hızı düşürmeyi unutmuşum abi. Şu hızı düşürüyorum. Aynen. Bu şekilde olsun bakalım. Evet. Bundesliga'daki ikinci maçımıza çıktık. Bu videodaki ilk maçımız oluyor. Etki noktadan serbest vuruş kullandık. Kökçü'nün şutu Muriç'te kaldı. Dortmund'un bu arada kadrosuna bakmayı unuttuk. Nasıl bir kadroları var? Haaland falan gitti mi? Onu da bilmiyorum incelemeye hiç girmedim. Çünkü incelesem de çok bir şey fark etmeyecek. Kalant duruyormuş bu arada. Dortmund yani maçın mutlak favorisi. Ama ilk yarıyı gol yemeden kapattık. 52 48'lik üstünlüğü var Dortmund'un. Hani çok ahım şahım bir fark yok arada baktığımız zaman. Bunun sebebi de bence defansif olarak oynamamız. Çünkü ofansif olarak oynarsak abi adam bizi açık buldum mu mahvederdi. Şu an biraz kalabalık tuttuk orta sahayı. Ama bu da bir yere kadar 58. dakikaya kadar 59. dakikaya kadar dayandık. Brüseke ile 59. dakikada 1-0 öne geçti Türk şey e, Borussia Dortmund. Bir atakları daha var. Haaland şutunu çekti. Orada karambolde İnanaço'ya gelmiş top. İnanaço ile farkı ikiye çıkardılar. 2-0 oldu karşılaşma. Doğal karşılıyorum abi bu mağlubiyeti sıradaki maçımıza odaklanacağız. Yani bu maçtan zaten bir belli bir puan hedefiyle e, başlamamıştım bu maça. Ama şu an e, mutluyum. Emre Bilgin transferi bence çok iyi bir transfer oldu. Biraz fazla bir para verdik ama e, bence değer. Çünkü abi Bundesliga'da mücadele edeceğiz. Berk Balaban'a emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz ama hani Bundesliga'yı kaldırabilecek bir kaleci değil özelliklerine baktığımız zaman. Emre Bilgin e, daha kaliteli bir daha yetenekli, daha iyi İyi bir profile sahip bir kaleci. Ee, Muhammed Sarıkaya'ya transfer teklifi gelmiş. Teklifi reddettik. Uğur Tezeli zaten satmıştık. Sağ bekimiz yok. Ee, onun dışında yedek sağ bekimiz yok daha doğrusu. Evet Kanada bir oyuncu bakacağız şimdi. Ee, 3 milyon euroluk bir bütçemiz kalmış. Şuradan değeri 5 milyon olan tamam. Ee, pozisyonlar şuradan temizle diyelim. Şuradan sağ kanat diyelim. Bakalım. Ee, Barış Alıcı var. Burak Kapacak <laughs> zaten yollarımız isim. Emre Mor, Reims'e transfer olmuş. kızı ee, hızı, dayanıklılığı yani 30 yaşına gelmiş Emre ya. Şu profiline bakalım be Emre'nin. Ne yapmış? Kiralık Galatasaray'da oynamıştı. Olympiakos Vigo'daydı en son. Vigo'dan e, 2-3 sezon geçirmiş. Ardından 7-25'e Reims'e transfer olmuş. Burada da ortalamanın altında bir performans göstermiş bence. 22 maçta 2 gol 2 asist bence ortalamanın altında bir performans. Yusuf Sarı var. Vaduz'da e, kilit oyuncu rolünde 28 yaşına gelmiş o da e, ya yedek açısından oynatabilecek oyuncular bunlar aslında. Bunlardan ikisinden birisini alsam olabilir çünkü zaten as oyuncum Yunus Akgün olduğu için. E, bakalım şuradan başka isim var mı? Rahmetullah Berişbek daha önceden kadromuzda bulunan bir isim sonradan satmıştık. E, Bünyamin Yavaşoğlu. oldu. burada kiralıkmış. E, hız, dayanıklılık falan filan yok abi yok. Yok. Bu bence bu transfere gerek yok. Ee, ne yapalım abi? Emre Mor'a teklifte bulunalım mı ya? Emre Emre Mor'u kadromuza katmış oluruz. Yani takım oyunu pozisyon alma özellikleri çok düşük, gücü de düşük. Yani tam bir takım oyuncusu değil ama sonradan oyuna girip etki yaratabilecek bir oyuncu. Zaten şeyin yerine düşünüyorum. Yedek olarak düşünüyorum. Ondan dolayı Emre'ye bir teklifte bulunalım bakalım kaç para isteyecek. Fiyat sor ee, önemli bir üyesi olarak görüyorlarmış. 4.2 milyon euro istiyorlar. Geç. Ee, transfer bütçemizin üstüne çıkmayı düşünmüyorum. Ee, Yusuf Sarı, Yusuf Sarı bence e, profil olarak Emre Mor'dan daha iyi. Ee, ben kiralık listesindeki oyuncuların bakmıştım yo değer değere göre ben şey yapmıştım. Fiyat sonra geldik 3.1 milyon euro. Sonraki statistikten yüzde pay. Yusuf abi teklifimizi yapalım. Şartları öner. Abi Antalya Spor araya girdi ya. Başlayacağım yapacağınız işi. Tam anlaştık adamla diyoruz. Araya giriyorlar. Anıl Başaran varmış. Ortalama bir oyuncu aslında kötü değil. Hızı dayanıklılığı gücü diğerlerinin gücü falan baya kötüydü. Takım oyunu da aynı şekilde kötüydü. 3.4 milyon euro değeri var. Trabzon yok Balıkesir'den çıkma bir oyuncu. Oyunun başında Balıkesir'deymiş. Ardından Trabzonspor 220 bin euroya kadrosuna katmış. Soçi'ye Moçi'ye gitmiş. Fiyat soralım. 3.7 milyon euro veririm abi ben bu top 3.7 milyon euro. Oyuncu arama şuradan Ay Feyza bir dakika dur tamam. 3.7 milyon. Yavaş yavaş yavaş. Anıl Başaran abi teklifte bulunalım. 3.7 milyonu kabul etmişlerdi inşallah arttırmazlar ya da başka bir takım girmez şartları öner dedik. Kabul etti. Evet. Burak Kabaca 4.5'a satmıştık. 3.7'ye Anıl Başaran'la anlaştık diyebiliriz artık. İmza parası çok istiyor. Şunu 500 bine çekelim. Çok istiyor abi imza parasını bu Kamil ya. Maaşı düşürelim abi. Maaşı da çok istiyor. 325 bin şartları öner. Evet. 500 küsür istiyor. Düşürelim. 455 diyelim. Şartları öner diyelim. Evet kabul etti. Sağ Kanada'da da Yus, Yunus Akgün'ün rotasyonunu bulduk. Burak kapacağı satmıştık biliyorsunuz. Transfer dönemi haftaya kapanıyormuş. Evet. Anıl Başaran transferi gerçekleşti. Kariyerinde 192 maça çıkmış. 76 gol atmış. Bence bir kanat oyuncusu için ortalama bir performans. iyi bir performans yani. Onu da kadromuzun içine alalım. Neredesin oğlum Başaran? Başaran'ı aldık. Evet transferi burada noktaladık diyebiliriz. Çünkü transfer sezonu zaten kapanıyor. Berat Özdemir'e Braga'dan teklif var. Yani Berat'ı satmayalım abi. Çünkü ihtiyacımız olacak baya. Halil İbrahim Sevinç sakatlanırsa ki sakatlanmaya meyilli bir oyuncu. Ali Eren iyi cana teklif varmış. Feyza üstüme süpürme çöpü. R Rıdvan Yılmaz gelecek maç milli takımda olacakmış. Evet rakibi inceleyelim. Hoffenheim. E ee, abi aşırı ofansif çıkıyorlar. Bu ne lan? Çift forvet, on numaraları var. Kanatları kanat bek olarak kullanıyorlar. E ee, stoperleri üçlü stoper olarak. Ee, burada ben kanatlardan yüklenmeyi tercih edeceğim. Ee, bu maçta önemli bir sakatlıkları yokmuş. Teknik açıdan çok yetenekli oyuncuları varmış. Abi Gabriel Barbosa var adamlardı. Daha ne olsun? Diğer oyuncusu da 3 yıldız. E ee, Brain Ten Bücher. Bu, ee, bu maçta abi şöyle bir taktik yapacağız. Kontrole çekiyoruz tekrardan. Yaratıcılık özgürlüğünü dengeli çünkü geçen maçta e, Dortmund'a karşı oynadığımız için böyle bir dizilişle çıkmıştık. Şimdi farklı oynayacağız. Paso her iki kanat yapacağız. Kanatları boş. Sadece bekleri var. Ondan dolayı kanattan yüklenmeye deneyeceğim bu maçta. Anıl Başaran'a kaç numara vereceğiz şimdi? Evet. E, 27 yaşındaydı bu oyuncu yanlış hatırlamıyorsam. 27 numara var dedim. takım numaralarını gönder dedik. Evet maçımıza çıkıyoruz. Bundesliga'daki 3. maçımız. Evet henüz iki maçtan da puan almayı başaramadık. İlk iki maçtan. Belki 3. maçımızda puan almayı başarabiliriz. Bilgin orada rakibin şutunu kurtardı. Rakibin atakları devam ediyor ve 1-0 öne geçtiler. 8. dakikada. Atakları devam ediyor. 2-0 yaptılar aynı oyuncu yine. Evet kötü başladık maça maalesef ki. Gedikli ile karşılığı verdik ama. Evet farkı 1'e indirdik. Bu sezonki 3. golü Emrah'ın Gedikli'nin. Tabi bu gollerin çoğunu yani o diğer iki golü yanlış hatırlamıyorsam kupa maçında atmıştı zayıf akip, ekiplere karşı. İnşallah ama Bundesliga'da da atar golleri. Evet ilk yarıyı nasıl sonuçlanıyoruz? Evet ilk yarıda eşitliği yakaladık. Evet. 2-2'yi bulduk Emran Gedikli ile. ilk yarıyı 2-1 geride kapatıyoruz diyecektim ki o arada Emran Gedikli golü buldu ve 2-2 yaptı durumu. İkinci yarıya başlıyoruz. Oyun biraz donmaya başladı. Kökçü Gümüşkaya. Oğlum bu ekranın ne, ne oluyor ya? Bir ekran parlaklığı düşüyor bir çıkıyor. Dışarıdayım ya otomatikman hayal, kendisi ayarlıyor herhalde. Evet son 20 dakikaya giriyoruz. 2 kişilik eşitlik devam ediyor. İlk yarıda 2-0 geriye düşmüştük. Ee, Emran Gedikli attı 2 golle skoru tekrardan eşitledi. Şu başaranı bir denemek istiyorum. ilk maçı olacak bu şeydeki. Ofansif oyun kurucu rolünde oynuyormuş. Ah Recep Gül'ü gözlerim arıyor ya. Vallahi billahi. Ama belki seneye falan bütçemiz iyi olursa. Feyza üstüme süpürme diyorum ya. Üstüme süpürüyorum. Ben burada... Allah'ım ya Rabbim ya. Recep Gül'ü tekrardan belki kadromuza katarız. Ee, başka oyuncu değişikliği yapalım mı abi? Ee, Yusuf Yazıcı'yı alalım Orkun Kökçü'nün yerine. Adama o kadar para verdik oğlum oynatalım. Hani sistemde on numara sistemle oynamasak da dizilişle oynamasak da Yusuf Yazıcı'yı oynatmayacağız diye bir şey yok. Yusuf Yazıcı hem kanat oyuncusu. Aa Yusuf Yazıcı kanatta da oynuyor değil mi lan? Aynen. Yusuf'u ben aldığımda hani böyle sistem değiştireceğiz diye bir üzülmüştüm. Hani boşuna mı gitti transfer diye ama Yusuf'u ben kanatta da oynatabilirim yani. Kanat 10 numara. Merkez ortası. Her yerde oynayabiliyor Yusuf. Evet son 5 dakikaya giriyoruz. Rakibin hata var. Şutu üstten avuta çıktı rakibin. 90 artı 4 oynanıyor. Bilgin kurtardı orada. Evet. Gol yemeden tamamlayabilirsek son saniyeleri, son dakikaları Bundesliga'daki ilk puanımızı almış olacağız. Hadi oğlum. Dayanın biraz daha. Bozdoğan Gedikli kameranın önüne top attılar. Evet saniyeler kaldı. Savunmamız uzaklaştırdı ve 2-2 sonuçlandı karşılaşma. E, Bundesliga'daki ilk puanımızı aldık. Hoffenheim deplasmanından 2-2'lik beraberlik. E, 4 gol oldu toplamda maçta. 4 gol de ilk yarıda oldu. E, Muhammed Gümüşkaya sakatlanmış. Bir ay sağlarda yok. Gümüşkaya'nın yerine kimi oynatıyorduk lan biz? Turan Çalanoğlu evet. Yusuf Acer gitmek istiyor. Abi seni yollayamam çünkü sol bekim yok başka. Emrah'ın Gedikli ile Yunus Akgün haftanın takımına seçilmiş. Haftanın oyuncusu olmuş Emrah'ın Gedikli. Galip gelmememize rağmen haftanın oyuncusu seçilmiş. Emrah'ın Gedikli bize teşekkür etmiş. Yerel basına son zamanlarda harika formunun sebebini Kadir Çelebi olduğunu söylemiş. Sağ olsun. Turan Çalanoğlu'na Bordo'dan teklif var. Reddet. <laughs> Transfer sezonu kapandı artık an itibariyle. Zaten daha transfer girişiminde bulunmayacaktık. Gelen teklifleri de reddediyorduk. Bu şekilde devam edeceğiz <laughs> sezona. Hiç yoktansa ilk yarıya. Gümüşkaya gitmek istiyor. Koymuyorum satış listesine. Evet sıradaki maçımız Augsburg. Diğer yaptığımız rakiplere göre biraz daha bizim seviyemizde bir ekip. Gümüşkaya'nın yerine hemen şuradan taktiklerden ee, şeyi alalım. Neredesin onun? Turan Çalanoğlu'nu aldık. Kanat forvet rolünde. O ne anne Tamam anne Tamam. Tamam. Ne gülüyorsun lan? Allah Allah. Dur şu maçı da oynayayım da ondan sonra şey yaparım. Evet. Kadromuzda bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece Muhammed Gümüşkaya sakatlandığı için onun yerine Turan Çalanoğlu'nu aldık. Oyun şeklimiz kontrollü, dengeli, kontrol normal. Tamam her yerde pres, ara toplar direkt. Evet. İlk mağalib ilk mağlubiyet diyorum. Mağlubiyeti çok geçirdik oğlum galibiyet diyeceksin hadi. Evet, Bundesliga'daki ilk galibiyetimizi almamız için bence olağan bir maç. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu karşılaşma. Evimizde oynuyoruz. Azburg'un kadrosuna da bakmadım. İnşallah çok kaliteli topçuları yoktur. Öyle olduğunu umuyorum yani. Evet. Kornel kullandılar. savunmamız uzaklaştırdı. Bir Kornel daha kullandılar. Ee, evet. Atak sırası. Biz de Çalhanoğlu ile 1-0 öne geçtik. Ben işte Çalhanoğlu'nu bunun için yollamıyorum abi. Hem forvet oynuyor hem sol kanat oynuyor ve de e, süre aldığı maçlarda genelde gol atmayı başarıyor. Yunus Akgün ikinci golü bulma şansını yakalamıştık. Ama kaleci kurtardı baş başayken. Özkaçar Gedikli Gedikli farkı 2'ye çıkardı. 2-0 öndeyiz. 42. dakikada 2-0 öne geçtik Emrah'ın Gedikli'nin attığı golle. ilk golümüzü Turan Çalınoğlu atmıştı. İki oyuncu da gurbetçi oyuncular. Türk asıllı Alman oyuncu diye nitelendirebileceğimiz oyunculardan ikisi de. Golü atan iki isim onlar oldu. Gedikli 3 yaptı skoru. 3-0 yaptı. 54. dakikada abi Emrah'ın Gedikli gerçekten müthiş performans gösteriyor. Bundesliga 2'de gösterdiği performansı Bundesliga'da da gösterecek gibi gözüküyor. Vargas içeri doğru ortaladı. Farkı ikiye indirdiler Rani Kedira ee, Şuradan oyuncu değişikliği yapalım mı? Son 10 dakikada. Bastım taktikleri ama. ha evet. E, ee, kimi alacağız? Abi Berke Önde'yi gönderemedik mi biz ya? Göndermedik mi? Ee, Yusuf Yazıcı'yı alalım bu sefer. Kanada alalım. Ee, şuradan ofansif oyun kurucu yapalım. Oğlum Yusuf Forvet bile oynuyor anasını satayım ya. Vallahi billahi. Güncelleme güncelleme geldi güncellemede belki çok dikkat etmedim ama ama gelmemiş ki on numara hala olarak gözüküyor. Saçmaladım biraz. Şey şey demek istiyorum yani güncellemede belki dedim acaba şey mi oldu? Santrafor özelliğini de eklemişler midir diye düşünmüştüm. Şuradan bakalım. Eklemişler. Ufak da olsa eklemişler abi. Çünkü artık e, bir röportajları var. Burak'la Yusuf'un ikisi e, röportaj yapıyor. Lil paylaşmış bu videoyu. Hani diyor artık diyor Yusuf diyor 10 numara değil diyor. artık bir striker diyor. Golcü diyor. Ondan dolayı dedim. Abi Yusuf gerçekten her mevkide de oynayabilen oyuncu. kanatta olsun, orta sahada olsun. Orta saha merkez on numara. Sarıkaya hala gitmek istiyormuş. Valla bu video ne kadar sürdü bilmiyorum ama çamaşır asmam lazım. Çamaşırlar yıkandı. Havada güzel bir çamaşırları yıkamam lazım. Sıradaki maçımız Leipzig'le olacak. Yine zorlu bir karşılaşma. Bu arada ilk galibiyetimizi aldık. Hayırlı olsun. Toplam 4 maç yaptık. 2 mağlubiyet, bir beraberlik, bir galibiyet aldık. Sıradaki maçımız Leipzig'le dediğim gibi Leipzig'in başında da Pochettino var. Son 5 maçlarında bir mağlubiyet, 4 galibiyet almışlar iyi gidiyorlar Umarım videoyu beğenmişsiniz karenin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın